İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armena Gabrahamyan'ın Haykyan Cemaati ile toplantısı. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Samvel Garabetyan'ın cenazesinde saygı duruşunda bulundu. Fransız cihatçılar İtlip'te Suriye ordusuyla çatışmalarını filme aldırdı. Avrupa Birliği Konseyi Yunanistan'ın talebi üzerine İtlip konusunda olağanüstü bir oturum düzenleyecek. Suriye hava savunma sistemleri 6 Türk insansız hava aracını imha etti. Narekaçı adlı sanat enstitüsü halıcılık ve seramik sanatı dersleri düzenleyecek. Mıhitaryan cemaatinde bulunan kılıç 5000 yaşında. Batı Ermenistan Başbakanı Garnik Sarkisyan liderliğindeki Batı Ermenistan Ulusal Konseyi, Ulusal Konseyin kurucularından biri olan Samvel Karabetyan'ın cenazesine katılarak saygı duruşunda bulundu tanınmış Ermeni anıt uzmanı, tarihçi, Ermeni Mimarlık Araştırmaları Vakfı'nın Yerevan Ofisi Başkanı, Batı Ermenistan Ulusal Konseyi kurucu ortaklarından Samvel Karabetyan'ın 27 Şubat'ta vefat ettiğini hatırlatalım. Batı Ermenistan Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan bu yılın 23 Şubat tarihinde Kurum Kazar Sarkisyan'ın daveti üzerine Haykyan cemaatiyle bir araya geldi. Toplantının başında Batı Ermenistan Devlet Başkanı kısaca biyografisini, Artsah Kurtuluş Savaşı'nın bölümlerini ve Batı Ermenistan Hükümeti'nin oluşum hikayesiyle bu yıl içinde öngördüğü planlarını sundu ve sonra Haykian cemaatinin sorularını yanıtladı. Toplantıya katılanlar, Ermeni ulusal uyanışını teşvik eden ulusal haykan kültürünü Batı Ermenistan nüfusu içinde yaymak için ortak faaliyetler yürütmeyi kabul ettiler. Toplantılar devamlılık arz edecek. Fransız 24, Suriye'nin İdlib şehrinde Fransız teröristlerin Suriye Hükümet Birliklerine karşı savaştığını gösteren özel görüntüler yayınladı. 28 Şubat'ta yayınlanan videolarda diğer nesnelerin yanı sıra bir makineli tüfek ve hafif makineli tüfekle siperde saklanan birkaç kişi gözükmekte. Bazıları kurşun geçirmez yelekler giyiyor ve Fransızca konuşuyor. Onlar 2013'ten bu yana ortaya çıktılar. Haberin yazarı bu kişiler hakkında Frans 24'e detaylı bilgiler verdi. Ona göre bu Fransız gericiler birkaç yıldır askeri eylemlere katılıyorlar. Frans 24'ün muhabiri Vassim Nasır, onlar 2013'ten beri oradalar ve uzun bir zaman Türkiye-Suriye sınırında ulaşılması zor bir yerde kamp kuran ve o zamandan beri faaliyet gösteren birkaç düzine insanlardan oluşmaktalar. Bunlar birkaç savaşa katıldılar. Bunlardan en önemlisi 2014 yılında Türkiye ve İdlib sınırında cihatçı isyancılar tarafından yürütülen Ermeni Kesap Kasabası'nın savaşıydı diye yorumda bulundu. Muhabire göre aralarında Fransa'dan en çok mücahit toplayıp Suriye'ye getiren Ömer Omsen'de var. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Ermeni Kesap şehrinde Fransız ve diğer cihatçıların saldırısını 21 Mart 2014'te kınamıştı. Ancak Devlet Başkanı Abrahamyan bu yeni meydana çıkan ifadelerle karşılaşınca Fransız cihadistlerin 3 aylık süre içinde Ermeni Kesap kasabasının işgali, yıkımı ve bunlara gerçek katılımı konusunda Fransa'nın kendi Ermeni nüfusuna ve Batı Ermenistan hükümetine hesap vermesi gerektiğini ifade etti. Tert Ayem, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'e atıfta bulunarak verdiği habere göre Avrupa Birliği Konseyi önümüzdeki günlerde Yunanistan'ın talebi üzerine İdlib konusunda Dışişleri Bakanları düzeyinde olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek. Borel, önümüzdeki hafta Dışişleri Bakanları düzeyinde Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın önerisi de dahil olmak üzere, İdlib'deki durumu tartışmak üzere olağanüstü bir Avrupa Birliği toplantısı yapacağım, dedi. Yunanistan son günlerde Türkiye'den Türk otobüsleriyle sınıra sürülen Suriyeli mültecilerin akınına uğradı. Suriye Savunma Bakanlığı'nın bir kaynağı, Suriye Hava Savunma Sistemlerinin İdlib Güvenlik Bölgesi'nin havaalanında teröristleri desteklemek için devlet askeri üstlerine saldırmayı amaçlayan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 6 saldırı insansız hava aracını yok etmeyi başardığını dile getirdi. Dün Türk Silahlı Kuvvetleri iki Suriye Su-24 savaş uçağı düşürdü. Ardından Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı artık Türk Hava Kuvvetleri'nin güvenliğini garanti etmeyeceğini ve Suriye hava sahasını ihlal eden herhangi bir nesneye saldırı olacağını duyurdu. Narek Asya adlı Sanat Enstitüsü yöneticisi Ani Kaplanyan, Artsakh Press muhabirle yaptığı görüşme sırasında Şuşi'deki Naragat sanat enstitüsünde halıcılık ve seramik derslerinin çocuklar ve gençler için ücretsiz olarak gerçekleştirileceğini ifade etti. Ona göre proje enstitünün Hrair ve Anna Hovnanyan Vakfı ile işbirliği sayesinde hayata geçecek kurslar 1 Nisan'da başlayacak ve haftada iki kez yapılacak. Mkhitaryan Cemaati Müzesi'nde muhafaza edilen kılıç yıllarca ortaçağ silahlarının arasında sergilendi. Ancak özenli araştırmalar tarihi eserin yaklaşık 5000 yaşında olduğunu gösterdi. Değilim göre kılıç Venedik'teki Kutsal Lazar Adası'ndaki Ermeni Mkhitaryan Cemaati'nde tutuluyor. Milattan önce 3. bin yılda Batı Ermenistan'ın Ermeni platosunda yapılan bu nadide kılıç bir ortaçağ silahları salonunda sergileniyordu. Kılıç, Venedik Üniversitesi'nden tarihçi, yakın doğuda bulunan eski kılıçların incelenmesinde uzmanlaşmış Victoria Dal Armelina'nın dikkatini çekti ve kendisi de kılıcın yaşını belirledi. Malatya'dan çok uzak olmayan Aslantepe'de bulunan antik silahlara benziyordu. Bu durum kılıcın milattan önce 3. bin yıldan kalma olduğu sonucuna vardırdı. Ayrıca Kutsal Lazar Manastırı'nda tutulan kılıç üzerinde süslemeler, yazıtlar veya ayırt edici özellikler olmadığı için bölgedeki diğer silahlardan farklıdır. Silah arsenik bronzdan yapılmış. Bronz yaygın olarak kullanılmadan önce genellikle bu alışımdan silahlar üretiliyordu. 19. yüzyılın sonlarında ünlü Ermeni şair ve bilim insanı Revont Alişan, kılıcı Trabzon'dan Venedik'e getirdi. Bu durum silahın ruhsat belgesinde belirtilmektedir. Hikayesi gizlilik içeren bu tarihi eser hakkındaki çalışmalar devam etmektedir. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Susanna Siraderian tarafından seslendirilen Sasno Oratsutay'ın Sasun Bindisi eseri sunuyoruz. <Sessizlik> Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.